Bismillahirrahmanirrahim. Kitabımız Maksut. Maksut'a dair bir link sitemizde mevcut. İçerisinde çeşitli versiyonlarıyla birlikte Maksut vardır. Word bölgesi, PDF, eski basım kitaplar veya üniversite kütüphanesinden edinilmiş basımlar olarak çeşitli basımlar sitemizdeki linkte mevcut. İndirirseniz esasen her birine ulaşmış da olursunuz. Ben onların içerisinde Maksut Takip adlı kitabı kullanacağım. Bu Maksut var. Bir de üniversiteden edindiğimiz var. King Sound Üniversitesi. Görüyorsunuz 1957 yazıyor üzerinde. Biraz aşağı inince. Geçti bir yer okumak istiyordum. Size bakalım nerede? Burada. El Maksud fi Sarf diyor. Te'lif yazmıştır kim? Ebi Hanife. Ebu Hanife tarafından yazılmıştır diyor. Numan bin Sabit. Bildiğimiz Ebu Hanife İmam-ı Azam tarafından yazılmıştır diyor. Tabi Keşf-ı Zunun'da ona ait olduğu ifade edilmiştir. Tabi burada böyle yazsa da Ebu Hanife'nin bu kitabı yazmış olup olmadığı ihtilaflı, yani kesin değil. Bu yüzden buna ne deniyoruz? Mensup, yani nispet edilmiş, İmam-ı Azam'a nispet edilmiştir. Mensuptur. İmam-ı Azam'ın yazdığı kesin değildir. Çeşitli rivayetler var. Bir rivayete göre de Ebu Hanife tarafından yazılmıştır. Ama kabul edilen görüş bu değildir. Kitapta geçen kelimeler, kitabın yazılış şekli, biçimi Ebu Hanife devrinde yazılmadığını göstermektedir. Kitabın yazılış biçiminde bu anlaşılmaktadır. Tabi eski basım şu an görüyorsunuz. Bunun dışında farklı basımlar elimizde mevcut. Benim önümdeki kitap bildiğiniz üzere eski basım. Şu an görüyorsunuz. Çeşitli basımlar var. Ama ben burada takip edeceğim şey ne olacak? Maksut Takip adlı PDF. Adı o yani. El Maksut. Maksut arkadaşlar kasede yaksidu, kasade yaksidu. Hangi bab olur? Kasede yaksidu. İkinci bab olur. Tıpkı zarabe yazdığı bu gibi. Dedi hocamız. Farklı bir görüş olan var mı? Farklı bir görüş yok. İşte gasede yaksidu ikinci baptan gasdun, gasidun, maksudun ismi mef'uldür. Maksudun, mensurun, mektubun ismi mef'ul kalıbı ikinci baptan. Kast edilmiş, kast edilen, kast olunan manasına gelmekte. Burada ne kadar maksud yazsa da burada ne var? İcaz var, hazif var. Yani aslında bu nedir? Haza kitabul maksud. Haza kitabul maksud. Aslı o yani. Haza kitabul maksudi olur. Haza bu nedir? Kitabul maksud. Maksud kitabıdır. Haza müpteda olur. Kitap burada haber olur. Mübteda da haberde hasfedilmiştir. Özellikle kitap adlarında bu çok yaygındır arkadaşlar. Buna hazif diyoruz. Hasf ile icaz. Bu bir edebi sanattır. Edebiyattır, belagattır. Hazif ile icaz vardır. Hasfedilmiştir. Mübteda da haberde yer almamakta. Çünkü maksut yazıldığı zaman biz zaten bunun maksut kitabı olduğunu anlıyoruz. Gerek duymamıştır musannif. Zaten belli yani demek istiyorlar. Tekrar edelim, maksut kitabının yazarı kesin olarak bilinmemekte, İmam-ı Azam'a nispet edilmektedir, mensuptur yani. Ayetliği kesin değildir. Bu kitap yine sarfa dair yazılmıştır, emsile sarfa dair yazılmıştı, bina sarfa dair. Şimdi maksuttayız, bu da sarfa dair yazılmış. Bundan sonra izliği okuyacağız, o da yine sarf ilmine dair yazılmıştır. İlerleyen dönemlerde işte avamil izhar okunur. Bir iki kitap daha okunur. Daha sonra izliğinin şerhine döneriz. Döneriz derken gerçi dönmek değil.
yeni bir kitap olarak. İzzi'nin şerhini okuruz. Böylece sarf bilgilerimizi tekrar etmiş, pekiştirmiş oluruz ve bir daha sarfa dönmeyi nahivle devam ederiz. Tabii kitapta her kitaba başlanırken söylenmesi vacip olan, söylenmesi caiz olan şeyler var. Aynısını emsilede de, binada da söylemek gerekebilirdi. Maksut'ta da gerekebilir. Burada da söylemiyoruz. Onlara, o tür şeylere izzide değineceğiz. An itibariyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile başlarım. Tabi başlarım manasına gelen bir kelime yok. Okurum da diyebilirsin mesela. Besmelerin başına ne getirilir? Besmelerin hemen sağ tarafında hasfedilmiş bir kelime vardır. Bu kelime ne olabilir? Ekra'u olabilir. Veya ne olabilir? Ebde'u da olabilir. Ekra'u, yani okurum. Veya ebde'u, başlarım. Veya duruma göre bir fiil de koyulabilir. Yani ben fiil koydum, bunun yerine isim de konulabilirdi yani. İsimler de kullanılabilir. Fiil kullanmayı şu an itibariyle tercih ettim. Fazla detaya girmiyorum. İlerleyen dönemlerde daha detaylı olarak inceleriz. Ebdeu, ben başlarım. Bismillahi, Allah'ın adı ile. Öyle Allah ki Rahman ve Rahim. Daha sonra Rahmani Errahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile okumaya, ibareyi okumaya başlarım. Tabi burada en önemli, dediğim gibi, eski basım kitap var. Eski basım kitaba baktığımda diyor ki Besmele de lafzatullah, yani Allah lafzı, görüldüğü üzere Rahman ve Rahim'den önce gelmiş. Yani Bismi ardından Allah, Rahman, Rahim kelimeleri sırayla gelmiş. Neden Allah kelimesi önce gelmiştir? Rahman'dan ve Rahim'den önce gelmiştir. Onu anlatıyor burada. Diyor ki çünkü Allah lafzı diyor zat ismidir. Zati ismidir. Rahman ise nedir? Sıfat ismidir. Sıfat ismidir. Nitekim sıfat olarak burada kullanılmakta. Öte yandan sıfat isimlerden, vasıf isimlerden birisi de, çünkü mübalağalı ismi fail olsun, sıfatı müşebbih olsun, vasıf isimlerdendir. Dolayısıyla zat isim, sıfat ismin önünde yer almıştır. Peki niye Rahman Rahim'den önce gelmiştir? Çünkü Rahman dünyada geçerliyken, dünyada etkisini görmekteyiz, dünyada kullanılmakta. Oysa Rahim ahirette kullanılmaktadır. Dolayısıyla dünya ahiretin önüne geçmiştir. Çünkü dünyadayız henüz, ahirete geçmedik. Aynı şekilde bu Rahman olsun, Rahim olsun arkadaşlar, her ikisi de sıfatı müşebbehe veya mübalağalı isim fail iki şekilde değerlendirilmiştir. Kimi dil alimleri Rahman'a da Rahim'e de ne demiştir? Sıfatı müşebbehe. Kimisi her ikisine de mübalağalı isim fail demiştir. Yani tartışma var mı? Mübalağalı isim fail midir? Sıfatı müşebbehe midir? Dil bilginleri arasında ihtilaf var. Mübalağalı isim fail olması daha ağır görüş olduğunu ifade ederim. Ardından elhamdü, elhamdü hamide yahmedü, dördüncü baptan mastar garimi mi? Elham. Elhamdü hamd, övgü, met etmek kim içindir, kime aittir? Lillahi, Allah Teala'ya aittir. Veya hamdin tamamı, hamdin hakikati Allah içindir, Allah'a aittir. Tabi elhamd kelimesindeki elif lama dair İleride duracağız. Henüz maksuttayız. Buradaki elif lam ne gibi manalara gelir? O kadar henüz derinleşmedik. O kadar kitaba henüz gelmedik. Daha maksuttayız. Fazla ayrıntıya girmiyorum. Elhamdü, bütün hamdler kime mahsustur? Lillahi, Allah'a mahsustur. Hamd, övgü demektir. Bir hamdin gerçekleşebilmesi için 5 tane şeyin bulunması gerekiyor. Önümdeki kitabın, doğru görebiliyorsam, 2 numaralı haşiyesi. Labudde fi makamil hamd demiş. Hamd makamında muhakkak bulunması gerekir. Min hamseti eşya, 5 şey bulunması gerekir. Nedir onlar? Bir hamid, yani hamd edici. İki mahmud. Üç mahmudun aleyh. Dört mahmudun bih. Beş hamdın kendisi. Diyor ki
Bunu yazın ama tek tek anlat. Tekrar ediyorum. Yazmanızı öneriyorum. Bir hamlenin gerçekleşebilmesi için 5 tane şeyin bir arada bulunması lazımdır. Hamlenin gerçekleşebilmesi için 5 tane şeyin bir arada bulunması gerekir. 1. Hamit. 2. Buradaki Hamit Musannef, kitabı yazan kişidir. Hamit, hamd edici, hamd eden kişi. Kim hamd etmiş? Musannef, kitabın yazarı. 2. Mahmud. Mahmud hamd edilen isim meful. Hamd edilen, kendisine hamd edilen. O da kimdir? Allah'tır. 3. Mahmud aleyh. Mahmudun aleyh nimettir. 4. Mahmudun bih. O da lafızlardır. Neyle hamd ediyorsun yani? Lafızlarla. İşte onlar. Bir de ne var? Elhamd, hamdin kendisi var. Beşincisi ham. Ve o da nedir? El-emrul manevi. O da manevi bir durumdur. El-vasıl minel hamid ilel mahmud. Hamd edenden, hamd edilene doğru devam eden manevi duruma da hamd diyoruz. Hamdin kendisi. Tekrar etmek gerekirse hamdden bahsedebilmek için 5 tane şey gerekir. Birincisi hamid, yani hamd dediğin kişi. Ki o da burada Musannif kitabın yazarı. İki neymiş? Mahmud. Mahmud kimdir? Hamd edilen, kendisine hamd edilen. Kim o? Allahu Teala Celle Celaluhu. Üç Mahmudu aleyh. Yani hamdi gerektiren şey, hamd etmemizi gerektiren şey nedir? Nimettir. Dördüncüsü Mahmudun bih. Hamdi gerçekleştirdiğimiz şeyler. Onlar da nedir? Hüve el elfazu, lafızlardır. Beşincisi hamdi kendisidir. O da manevi bir durumdur. Hamd ediciden hamd edene doğru var olan manevi bir durum. Yazılabildi mi? Yazılamadıysa yazamadık deyin. Çünkü devam edeceğim. Elhamdülillah. Bütün hamdler Allah'a mahsustur. O Allah ki el-Vehhabi. Vahhab kelimesi ve hebe yehibu. Ve hebe yehibu. Hangi bab olur? İki olur. Tıpkı ne gibi? Az önce yine öyle bir şey geçmişti. Gasade yapsidu. Tabii ben çok parçalayarak söylüyorum. Yani internet ortamındayız. Ses öyle gider, böyle gider. Hareketler belirli olsun diye. Demek ki neymiş? İkinci baptanmış. Vehebe yehibu. İşte ikinci baptan Vahabun. Nassarun. Nassarun. Hangi kalıp oldu o zaman? Vahab. Mübalağalı isim fail oldu. Vehhab çok bağışlayıcı, çok ihsan edici, karşılıksız veren, lütfeden manasına geliyor. Elhamdülillah, bütün hamdler Allah'a mahsustur. O Allah ki el-Vehhabi, karşılıksız olarak çok veren, çok ihsan eden Allah'a mahsustur. Kime karşılıksız olarak çok ihsanda bulunuyor? Lil-mü'minine, müminlere, müminler için karşılıksız olarak. Bahşediyor, ihsan ediyor çok çok çok. Neyi? Sebil-es savabi. Sebil yol demek, savap doğru demek. Sebil-es savap doğru yol. Doğru yolu. Doğru yol deyince geçen günkü hadis aklımıza geldi tabii. Peygamberimizden birisi bir söz istemişti. Bana bir şey öğret ki onu senden başkasına sormayayım dedi. Nevevi okuyorduk öyle değil mi? El-Erba'ın sormuş. O da ne demişti? Kul de amentü billah sümme estekim. Önce Allah'a inandım de sonra dost doğru ol. Sebil-es savabi dost doğru yolu. Doğru yolu göstericidir. Müminlere bahşedicidir. Çok çok ihsan edicidir dedik. Ve salatu salat ve selamu selam kimin üzerinedir veya kimin üzerine olsun? Dua yapalım olsun. Ala nebihi. Hi Allah'a gitti. Allah'ın nebisi üzerine. Hi kime gitti? Allah Teala'ya gitti. Allah'ın nebisi üzerine olsun. Salatta selamda. Salat
bir kavram, bir istilah. Açıklıyoruz ne olduğunu, yazıyorsunuz. Yine tabii bu salat nerede geçiyor? 3 numaralı haşiyede geçmekte. Es-salatu salat hiye, o salat nedir? Min Allah Teala, Allah Teala'dan er-rahmetu rahmettir. Vel-mağfiratu mağfirettir. Tabii ben yine toplu olarak söyleyeyim. Elinizde kalem olduğunu düşünüyorum. Salat Allah'tan rahmet, meleklerden istiğfar, peygamberlerden şefaat, müminlerden dua. Salat Allah'tan rahmet, meleklerden istiğfar, peygamberlerden şefaat, müminlerden dua anlamına geliyor. Salat kelimesinin manası bu. Tabi salat yerine göre namaz manasına gelir. Yerine göre Allah'a dayanmak manasına gelir. Yerine göre görüldüğü üzere kişiye göre manası değişir. Salat bildiğiniz üzere inna Allah ve melaiketehu yusallun ale'n-nebi. Ahzab suresi 56. ayet. Ahzab 56. Orada da geçiyor. İnna Allah ve melaiketehu. Allah ve melekleri yusallun ale'n-nebi. Nebi üzerine salat getiriyorlar. Salat orada namaz kılıyorlar manasında değil tabi. Duruma göre değişiyor. Şimdi 3 numaralı her şeye bir daha bakıyorum. Es-salat hiye min Allah Teala er-rahmet vel-mağfiret ve min melaketi el-istiğfar ve min ibadihi el-dua. Kullarından duadır. Ve min el-enbiya el-şefaat. Nebilerden, peygamberlerden ise şefaat manasına geliyor. Fi inşaet gıyle denilse inna Allah'a yusalli. Allah salat ediyor. Ala felanin veya fulanin falan üzerine Allah salat ediyor denilirse ne anlaşılır bundan? Vel muradu minhu, ondan maksat diyor nedir? İnzalur rahme, rahmet indirmesidir. El mağfiretu, mağfiret indirmesidir. Tamam, Allah filancaya salat ediyor ne demek? Allah filancaya acıyor demektir. Rahmet ediyor, bağışlıyor manasına geliyor. Salat Allah için bu manada. Eğer salatı sen ve izâgîle innel melâikete yusallûne, melekler için kullanırsan, melekler salat ediyor dersen alâ fulânin, felanca kişiye melekler salat ediyor dersen fel murâdü minhu, ondan maksat nedir? İnnehum, onlar yestağfirûne lehu, onun bağışlanmasını istiyorlar. Allah'ım onu affet, Allah'ım onu affet diye dua ediyorlar. İstiğfar. Bu mana anlaşılır. Ve izâ gîle innel ibâdi yusallûne alâ fınâne fel murâdu minhu innehum yed'ûne. Eğer diyor salat kelimesini kullar için kullanırsan o zaman da diyor bundan maksat duadır. Fessalâtu merfû'un ma'tufun alel hamdillâh vel elifu vel lâmu fiilil cins vel istirâk vel ahdi hakiken rahmet diye devam ediyor. Baya bir şeyler var. Daha fazla ayrıntıya girmiyorum. Sonuçta salat kelimesini Allah için kullanırsan Allah rahmet etti demek oluyor. Acıdı manasına geliyor. Melekler için kullanırsan istiğfar, peygamberler için kullanırsan şefaat, müminler için kullanırsan dua manasına gelen bir kelimedir. Yani kiminle kullandığın önemli, ona göre değişiyor. Ardından esselamu, selam dedik. Selam dünya ve ahiret zorluklarından emin olmak, beri olmak manasına geliyor. Tekrar dünya ve ahiret zorluklarından, meşakkatten emin olmak. Güven içerisinde olmak. Silm kökünden geliyor. Barış, güven manasına geliyor. İşte salat ve selam bu kadar mana kimin üzerine olsun? Ala nebiyyihi, o Allah'ın nebisi üzerine olsun. Nebiden bedel, nebiden maksat, o nebi kimdir? Muhammed'in, Muhammed aleyhisselamdır. Muhammed tabi bir özel isim biliyorsunuz, peygamberimizin adı. Ama yine de geldiği bir bab var. Nereden geliyor Muhammed? Hangi babtan arkadaşlar? Tef'il babı, evet. Hammede yuhammidu tehmidun. Muhammidun, Muhammedun. Fethalayarak isim meful olmuştur. Tef'il babının binası ne içindi? Teksir içindi. Dolayısıyla bu da nedir? Madem o baptan geliyor. Hamide övmek manasında. O zaman
Ve teksir bab tefsir babına aktarılmış. Öyleyse çok çok övülmüş. Çok övülmüş. Çok övülen manasına geliyor. Mana bu. Muhammed kelimesinin manası çok övülmüş. İsim mef'uldür. Teksir içermektedir. Bu yüzden çok diyoruz. Nebisi üzerine olsun. Nebisinden maksat Muhammed'in Muhammed Aleyhisselam'dır. Yine öyle Muhammed Zaciri. Zacir ismi fail kalıbı biliyorsunuz. Birinci baptan. Zecera, yezcuru. Birinci bab. Engellemek, mani olmak, yasaklamak, men etmek. Zaciri ismi fail. Men edici, yasaklayıcı Muhammed Aleyhisselam. Neden yasaklayıcı? Anil iznabi. İznab Eznebe yüznibu iznab. İznab ne olur? Günahlar manasına gelmekte. Günahlardan men edici. Elhasi. Elhas kelimesi teşvik edici. Teşvik edicidir. Ne? Ala talebi sevabi, sevap talep etmek üzerine de teşvik edicidir. Ve sallallahu aleyhi ve sellem daha kimin üzerine olsun? Ala alihi, onun ali üzerine olsun. Al kelimesi arkadaşlar, madem maksut tez giriş olsun. Al nasıl yazılıyor? Şöyle yazılıyor. Zaten kitabınızda var. Al kelimesinin aslı nedir? Ehlün. Alin aslı ehlün. Ehlünde ne olmuştur? Hemze. Arkadaşlar, hemze diyorum. H harfi. Ehlündeki H harfi. Elife kalbedilmiştir. Dolayısıyla ne oldu? İki tane hemze veya elif diyelim yan yana bulundu. Evvela hemzeye kalbedildi. Eylül şeklinde. Eylül evvela hemzeye kalbedildi. H harfi evvela hemzeye kalbedildi. Dönüştürüldü yani. Eylül oldu. Daha sonra bu hemze elife çevrildi. Elife çevrildi. Elife çevrildi ama kendisi yani sakin duruyor. Alün diye uzatıyor sonuçta. Alün diye uzattı. Daha sonra yazıdan da hasfedildi. Ve son olarak al şeklini aldı. Yani yukarıdaki kısmı böylece gelmiş oldu esasen. Demek ki alün kelimesi evvela neydi? Ehlün. He vardı. O he'yi hemzeye çevirdik. Elün oldu. Daha sonra hemzeyi elife çevirdik. Alün oldu ama yazıda vardı elif. Daha sonra yazıdan da kaldırdık gizli met harfi olarak. Varlığı hala devam ediyor. O yüzden alün diye uzatıyoruz. Bu kelimenin yapısıyla alakalı olan bilgiydi. Manaya gelince a ve ala alihi al kelimesi ehli beyt manasında kullanılmaktadır. Yani aile halkı ehli diyoruz ya. Ve mur ehleke bis salati ve sabir aleyha. Taha suresi 132 olsa gerek. Ve mur ehleke. Ehline emret. Ehil kelimesinden kasıt neymiş demek? Ailen aslı ehil yani sonuçta. Ehil ne demek? Aile halkı, çoluk, çocuğu, eşi. O manaya gelmektedir. Genelde bu mana olsa da hatta bütün muttakiler Muhammed Aleyhisselam'ın ailesidir, ehli beytidir diye de bir hadis var. Aleyhi muttaki kenzul ummalde geçmekte, Taberani'de geçmekte. Böyle bir hadis de var. Küllü müminin takiyin nakiyin fehve ali. Temiz muttaki olan her mümin benim alimdir diye bir hadis var. Oraya dayanarak ihtilaflı olmakla birlikte. Muttaki olan her mümin peygamberin aline dahildir diyoruz. Bu görüş İhtilaflı. İttifaklı olan görüş ehil ne manaya gelir? Peygamberin ev halkı. Bu ittifak mahalli, ihtilaf mahalli ne? Muttaki olan her mümin de oraya dahildir. İşte bu ihtilaf mahallidir. Demek ki ehil kelimesinin iki manası var. A ve B. A'da ne var? İttifak var. O nedir? Ev halkı. B'de ne var? İhtilaf var. O da muttaki olan her mümin dedik. Aynen.
Zaten nesep çok da önemli değil. Gale ya Nuh innehu lese min ehlik. Hani Nuh Aleyhisselam'ın oğlu kendisine inanmıyor, geride kalıyor. Nuh Aleyhisselam onu gemiye almaya çalışıyor derken Allah Teala buyuruyor, o senin ailenden değildir. Benim olan inanç, yani aynı soydan gelmesi, senin sulbünden meydana gelmiş olması, eşinle senden meydana gelmiş olması çok da bir şey ifade etmiyor. İşte ayet var. Gale ya Nuh, ey Nuh innehu o leyse leke min ehlik, senin ehlinden, ailenden değildir diyor Allah Teala. Oysa kendi öz çocuğu. Ama öz çocuğun olsa da inanç tutmuyorsa, innemel mu'minun ihvetun el muslim ahul muslim, ayet, hadisler bunlar hep destekleyici şeyler zaten. Devam edelim. Ve ala alihi dedik. Ali üzerine olsun. Ve daha kimin üzerine olsun? Salat ve selam. Daha kimin üzerine olsun? Eshabihi. Onun ashabı o. Yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı üzerine olsun. Ashab müfred tesniye cemi nedir arkadaşlar? Ashab kelimesiyle alakalı ne dersiniz? Müfred mi, tesniye mi, cemi mi? Cemi mükesser, evet. Sahip müfret, eshab cemi mükesser. Çoğuldur yani. Eshabun, eqlamun, ebvabun. Sık sık geçen cemi mükesserlerden birisi. Çok yaygın, meşhur bir kalıp. Ve eshabi, onun eshabı üzerine olsun dedik. Eshab nedir? Yani belki lügat olarak arkadaşlar manasına gelse de Peygamberimizin kendisini gördüğü, yani birbirleriyle peygamber ile görüşmüş kişiler, peygamberle görüşmüş ama mümin olarak görüşmüş kişilerdir. Mümin olarak peygamberle görüşmüş kişiler. Ya peygamberin gördüğü kişi ya da peygamberi gören diyoruz. Neden? Peygamberi mümin olarak gören deyip bırakamıyoruz. Peygamberi müminken görmüş kişi diyerek bırakamıyoruz. Çünkü körse kişi. Kişi kör ama Müslüman, peygamberin yanında bulunmuş. Peygambere gönül vermiş, inanmış ama gözleri kör, peygamberi görememiş. Sahabe değil mi bu? Bu da sahabeye dahildir. Kendisi göremese de peygamber onu gördü diyoruz. Bu yüzden peygamberin gördüğü veya peygamberi gören diyoruz. Tabii müminken görmesi gerekiyor ki sahabe diye adlandırabilelim. Demek ki salat ve selam kimin üzerine olsun dedik. Peygamberimizin üzerine olsun dedik. Daha sonra ne dedik? Onun âli üzerine olsun. Daha sonra onun sahabesi üzerine olsun dedik. Öyle âl ki bu. O âlden bedel veya hayril âli. Âlin en hayırlısı. Aile fertlerinin en hayırlısı olan. Ve hayril ashabi. Arkadaşların en hayırlısı olan. Onların üzerine olsun. Arkadaş dünyada çok. Aile de çok ama en hayırlıları bunlar diyoruz. Bunlar üzerine olsun. Ve ba'du, iş ve ba'du'ya gelince, ve ba'du sonra, bundan sonra demek. Bundan sonra. Bundan sonra derken neydi sonra yani? Diye de bir şey oluşuyor. Onu aşabilmek için şimdi bir şey göstereyim size. Şu an görüyorsunuz. Ve ba'du inne hazi mukaddime fi ma ala kari'ih en ya'leme. Nereden alıntı? İbn-i Cezeri, Menzumetun Mukaddime şerhidir bu. Yazarı Şatibi. Evet, Besmele, Hamdele ve Sabirelen sonra diye hep söyleriz. Bunu bir de yazılı olarak görelim dedim ben. Şimdi kavluhu ba'du. Ba'du kelimesinden bahsedeceğiz. Ba'du nedir? Zarfun maktu'un anil izafeti. İzafetten kesilmiş bir zarftır ba'du kelimesi. İzafetten kesilmiş. Yani muzafun ileyhi hasfedilmiş demektir bu. Bunu burada duyun. İleride yine gelecek tabii. Ba'du çok geçer kitaplarda. Yeri geldikçe yine değineceğiz. Ama sizler şimdiden bunu bir duymuş olun. Bu bir başlangıç olsun. Birkaç defa daha duyduğumuzda tamamen oturacaktır. Ba'du kitapların çoğunda geçer. Ba'du neymiş? İzafetten kesilmiş bir zarfmış. İzafetten kesilmiş ne demek? Muzafun ileyhi silinmiş, yazıda yok demek. Ve takdirul muzaf ileyh, muzaf ileyhin takdiri, açılımı nedir? Yani şunu hep söylerler zaten. İzafetten kesilmiş zarftır.
Peki muzafun ileyhi nedir arkadaş dediğin zaman besmele, hamdele, salvele de hep derler. Bunu bir de yazı olarak görelim. Cümle nasıl şudur, görüyorsunuz şu anda. Ba'de. Şöyle gidelim. Ba'de hamdillahi teala. Yüce olan Allah'a hamdden sonra. Ve daha neyden sonra? Es-salati ala nebiyyihi. Tamam hocam, paylaşırız. Nebisi üzerine salattan sonra ve alihi ve sahbihi ve tabi'ine diye devam eder. Maksut da tabi'in geçmemişti tabii ki. Ne geçti? Allah'a hamd geçti. Peygamberine salat geçti. Aline salat geçti. Ve sahabeye salat geçti. Bunun dışında tabi'in diye devam ediyor bu kitap ama bu kadarı okuduğumuz maksutta geçmemişti. Gerisi yok yani. Gerisi bizim için yok. Şu an için yok. Demek ki maksuttaki ve ba'du bundan sonra manasına geliyor. Bundan sonra derken bu nedir? Hangi bu'dan bahsediyorsun? Bu elmalardan sonra mı? Bu bilgisayardan sonra mı? Yok. Bu yani parantez arasında ne yazarsın? Hamdele, salvele ve selamdan sonra. Besmele, hamdele, salvele. Besmele, hamdele, salvele. Yani ba'du kelimesi 3 tane şey içeriyor. Bir, besmele. Ve ba'du bundan sonra. Bundan sonraki neyi kastettik? Bir, besmeleyi. İki, hamdele. Hocam zaten şurada yazmış arkadaşlar. Görüyorsunuz. Muhammed Hoca yazmış. Besmele, hamdele, salvele. Bir, besmele kastedilmiştir. İki, hamdele. Üç, salvele. Besmele, Bismillahirrahmanirrahim. Hamdele, elhamdülillah. Salvele, essalat. Bir de selam var burada, esselam. Besmele, hamdele, salvele ve selamdan sonra. Selam da dahil edebilirsiniz. Veya salat selam aynı maddede değerlendirilebilir. Kısaca, besmele, hamdele, salvele ve selamdan sonra demektir ba'du. Okurken nasıl mana vereceksiniz? Ve ba'du bundan sonra yani besmele, hamdele, salvele ve selamdan sonra. Besmele derken Bismillahirrahmanirrahim. Hamdele derken elhamdülillah. Salat derken es-salatu. Selam derken es-selamu. Tabi bunlar ala nebiyyihi diye devam ederken kastediyoruz. İşte ve ba'du budur diyeceksiniz. Ve sonra fe inne ve arabiyyete deyip devam edeceksiniz. İbareyi okurken böyle. Ama siz de ba'du hakkında biraz bilgi sahibi olun istedim. Ve ba'du neymiş? İzafetten kesilmiş zarftır. İzafetten kesildiği için zamme üzere mebni olmuştur. Yazabilirsiniz bu söylediklerimi. İzafetten kesildiği için zamme üzere mebni oldu. Ba'du ötre aldı yani, öyle değil mi? Yani ba'du. Ama bunu izafetten kesmezsen, yani muzafın ileyhini yazıya dökersen ne olur? Ba'de olur, görüyorsunuz. Ba'du olmaz. Ba'de. Ba'de hamdillah, görüyorsunuz. Hamdi muzafın ileyhi oldu. Hamdi, hamdi. Açılımını gördünüz. Kısaca değindim. İlerleyen kitaplarda yine karşımıza çıkacak. Yine değineceğiz. Dolayısıyla şu an kısmen anladıysanız bu bile önemliydi. Gerisi de artık gelecek derslerde anlatırız diyelim. Ve kitabımıza devam edelim. Ne dedik? Ve ba'du. Ve ba'du bundan sonra, yani Besmele, Hamdele, Salvele ve Selam'dan sonra fe innel arabiyyete, şüphesiz ki Arapça, Arap dili ne bir vesiletün, vesiledir, bir yoldur, bir araçtır. Neye dair vesile? İlel ulumi şer'iyyeti, şer'i ilimlere vesiledir. Onlara kavuşturan bir araçtır. Alet ilmi derler zaten bunlara. Şer'i ilimler neler olabilir? Görüyorsunuz. İlmun, ilman, ulum. Cemi gelmiştir, değil mi? Ulum, cemi, mükesser kalıbı. Ulum. İlimler manasına geliyor yani, çoğul. Şer'i ilimler ne var? Fıkıh var. Hadis var. Vesaire, tefsir, kelam, usul dersleri gibi pek çok ilim mevcut. Bunlara ne diyoruz? Şer'i ilimler diyoruz.
Ehad bir demek. Erkan kelimesi de yine cemi mükesser oluyor. Rüknani erkan. Rüknani erkan. Rükünler. Rükün nedir? Esasen namazın rükünlerinden bunu çıkartabilirsiniz ne olduğunu. Rükün deyince aklınıza neler geliyor arkadaşlar? Rükün deyince bir şeyin var olabilmesi için gerekli bir madde. Mesela namazın rükünleri altı, şartları altı diyoruz. Rükün nedir? Mesela rüküye gitmek. Rükün bir şeyden parçasıdır, bir parçasıdır. Hem de geçerli olması için gerekli şartlardan da birisidir. Ama aynı zamanda içerisinden bir parça. Evet. Ehadü erkaniha, oradaki ha nereye gitmekte? Evet, Arabiye. Şüphe yok ki Arapçanın rükünlerinden birisidir. Arapçanın rükünlerinden birisidir ve Arapçanın erkanından biridir. Ne? Et tasrifu, tasrif yani sarf ilmi. Sarf ilmi nedir? Onun rükünlerinden birisidir. Diğeri ne olabilir mesela? Diğeri nahiv olabilir. Başka Arapça var, belagat var yani edebiyat olabilir. Bunlar hep nedir? Rüknün diğer parçaları, diğer rükünler. Rükünlerinden bir tanesi tasriftir. Et tasrifu, tasriftir. Yani sarf ilmidir. Yani başından beri okuduğumuz ilimdir. Diğer rüknü ne olabilir dedik? Nahiv olabilir. Başka edebiyat olabilir. Edebiyat da önemli bir şey. Li'ennehu şan. Yani zira bihi kendisi ile, yani tasrif ile, sarf ilmi ile yesiru olur veya dönüşür diyelim. Ne dönüşür? El galilu, az olan şey dönüşür. Neyden olan az? Bu az ne? Az elma mı, az portakal mı? Yok. Minel efaali, fiillerden olup az olan şey dönüşür neye? Kesiran çoğa dönüşür, çok olur. Örneğin ketebe. Ketebe fiilini alırsın. Ketebe kendi başına azdır, bir tane şeydir. Bunu tasrif ilmi yani sarf ilmi vasıtasıyla çoğaltırsın. Ketebeyi ne yaparsın? Keteba ketebu ketebet diye kendi içerisinde de çekimleyebilirsin. Yektubu ketbun katibun mektubun diye ileri doğru da devam edebilirsin. Ayrıca ketebeyi ektebe, katebe, kettebe, istektebe gibi farklı bablara aktararak da çoğaltabilirsin. Dolayısıyla az olan şey ne yapar bu tasrif ilmi? Çoğaltır. Alırsın, çekim yap, yap dur. Ve ehad erkaniha, o Arapçanın rükünlerinden birisidir. Ne? Et tasrifu sarf ilmi. Liennehu zira bihi sarf ilmi vasıtasıyla, sarf ilmin sayesinde yasiru dönüşür. Ne? El galilu, az olan şey dönüşür. Neyden olan az şey? Minel efaali, fiillerden olan o az şey dönüşür. Neye dönüşür? Kesiran çoğa dönüşür. Ketebeyi alırsın, bir çekim yaparsın. Ortalık çok olur yani. Doldurursun ortalığı. Vallahu Allahu Teala nedir? El müvefiku ve el mürşidu. Müvefik de yazıyor. Bazı yerlerde mütevefiku de yazılabilmektedir. Çok da fark etmez. Müvefiku tevfik yani başarıya ulaştırıcı manasında. Müvefik başarıya ulaştırıcı ismi fail. El murşidu doğru yolu gösterici. İrşad edici manasına geliyor. Vefaka. Müvefik. Mürşit erşede. Anlaşılmayan bir şey varsa sormak her zamanki gibi serbest. Bugünkü dersimiz buraya kadardı. Sorusu olan varsa alabiliriz. Yoksa diğer derse geçeceğiz.